dünyada bedenini yaşayan, dünyada bedensel hayatı yaşayan, yani mide ve uyuşukluğuna bağlı olan insan, ruhu bedenine mahkumdur. Ruh bedende çıkmamış. Yani ruhsal ihtiyaçlarına kulak vermemiş. Başka bir şey anlatacağım, konu bu değil de. Ruhsal ihtiyaçlarına, ulvi duygularına alakadar olmamış. Bedensel hayatıyla alakadar olduğu için onun ruhu artık bedende. Beden ne istiyorsa onu yaşıyor. Bu insan öldüğü zaman bedeni neredeyse, ruhu da orada. Niye? Yaşarken ruhu da zaten bedendeydi. Farklı değildi ki. Yani bir farklı bir beklenti yok. Zaten böyle yaşıyordu. Yani böyle muamele görmesi normal yani. Çünkü zaten beden esas almıştı. Bedensel dürtüleriyle alakadardı. Ama bazı insanlar var ki mesela sizler gibi geldiğinize göre. İnsan bedensel hayatından sıyrılmak istiyor veya sıyrılıyor. Yani fikirlerini yaşamak istiyor, duygularını yaşamak istiyor, latifelerini yaşamak istiyor. Şu andaki o düşündüğünüz hisler var ya, fikirler vesaire. Bedensel özellik değil bunlar. Bu özellik, şu andaki halet var ya, dersteki halet, muhatap olma. Yani bedenin midesiyle, uşkurluğuyla alakası yok. Bedenin arkasına geçmiş. O zaman bedensel değilse, ücret verilmiyor burada. Mide ve uşkurlukla alakası yok. Bedensel dürtüleri memnun etmek için değiliz. Niye buradasın o zaman? Ya insanın da bir gayesi olması lazım. Burası da başkasının memleketi, benim de değil. Gibi soruların cevabını arayışı içinde olan bir insanın ruhu bedenine hakim olur. Yani ruhu dışında olur. Beden bu dünyada yaşamasına idame eden bir vesile olur. Ruhu bedene hakim olur. Ruh bedene girmez. Yani girmez derken mahkum olmaz. Hem ruh içeride hem dışarıda, evvel, ahir, zahir ve bat. Dolayısıyla şu andaki haleti ruhiye, insanın bedeni ruhuna gömülü olduğunu gösteriyor. Vefat edince bu insanın bedeni nereye giderse ruh oraya gitmez. Niçin gitmez? Çünkü yaşarken bedenin içinde ruh yoktu ki beden nereye giderse ruh da oraya gitsin. Oysa yaşarken biz nereye gitmek istiyorsak beden oraya geldi. Şimdi bu dağın tepesine, bu kar tipi de gelmek bedensel bir hazdan değil. Yani cesedi memnun etmek için değil. Kasım, bu çok önemli. Bu mühim olduğu için söylüyorum. O zaman biz neyin peşindeyiz? Beden neyin peşinde? Beden şu. Ruhun peşinde. Ruh diyor ki oraya gitmem lazım. İnsanlığımı öğrenmem lazım. Bedensel zaten hayat hayvanlarda da var diyor. Beden hizmetçi olmuş. Bedende değiliz. Beden bizde. O zaman vefat anında beden nereye giderse ruh oraya gitmez. Çünkü zaten böyle yaşamıyordu. Tam tersine ruhu neredeyse bedeni de oraya geliyordu. Vefat etme anında ruh nereye giderse beden oraya gitmeye çalışacak. İşte usta diyor ki, niye bu odayı seyredim? Kabir soğuk, dar, yalnız, karanlık. Bu kabir bu. Şimdi soğuk, dar, yalnız ve kimsesiz. Dünyada da zaten böyle yaşıyor. Şimdi ben burada biraz çok soğuk. Şimdi bana vuruyor. Ceketini mi giysem? Oraya değiştirsek olur mu? Olur abi. Niye söyledim biliyor musun? Niye anlattım bunu? Bu anlattığım şey sizi ölüm korkusunu atlatıyor. Ölüm korkusu bundan kaynaklanıyor. Ölüm korkusu hayal ediyoruz, kabire giriyoruz, lahite konuluyor, perdelikler konuluyor, toprak atılıyor. Tam atılırken
Yasin okunuyor, Tebarek okunuyor. Oradan başlıklar konuluyor. Yüzüne karşı telkin okunuyor. Oh. Bunu hayal edince Şaban Ali, insan çıkamıyor, sıyrılamaz. Ama biraz önce eğer düşünebiliyorsanız, yani ne bileyim o kadar anlatabiliyorum, kabiliyetim o kadar. Anlattığım şey avami şekilde his, fikir, duygu ve latife. Dört tane fikir, his, duygu, latife. Fikir, akıl. His, vicdan, duygu, kalp, latife, ruh. Yani şu anda biz bu soğukta gelmişiz. Bu soğukta gelmişiz. Bir şeyin peşine koşuyoruz. Bedenin peşine koşmuyor. Bir şey, yani bedenin dışında bir şeyle koşarken beden koşuyor. O zaman beden ona tabi ise, beden nereye giderse ruh oraya gitmez. Beden mezara girer, ruh girmez. Müslüman girmeyecek.